Hikikomori plagomani selfitis. İlk kez duyduğunuz bu kelimeler aslında arkadaşlarımın bana bir oyunu değil, birer hastalık adı. Teknolojinin baş döndüren hızla ilerlemesi dijital hastalıkları da beraberinde getirdi. İşte o hastalıklar. Selfitis diye bir hastalık duydunuz mu? Hayır, duymadım. Hikikomorik misiniz, nomofobik mi? O ne ya? İlk kez duyulan bu kelimeler aslında birer hastalık adı. WhatsAppitis. Hayır. Duymadım. Selfitis. Böyle hastalıklar mı çıkmış? Bizde var mıdır acaba? Teknoloji gelişti, adeta bağımlılık haline geldi. Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları da mecliste teknoloji bağımlılığıyla mücadele komisyonunun önüne geldi. 82 milyonun 50 küsur milyonu internet kullanıyor. Hemen hemen hepsi sosyal medya kullanıyor. Öyle veya böyle işin bir ucundan yakalanıyor. Telaffuz etmesi bile bir hayli zor. Hikikomori eve kapanma fobisi olarak adlandırılıyor. Nomofobi ise telefonsuz kalma fobisi. İşte bunlar dijital çağın getirdiği ve belki de isimlerini ilk kez duyduğumuz yeni hastalıklar. Eve kapanamam ben ya. Ben ölürüm ya evde. Hikikomoriksiniz o zaman. O ne ki? Sürekli mesajlaşıldığı için bileklerin aşırı kullanılması ve sinirler sıkıştığı için elin uyuşmasına WhatsAppitis adı verildi. Yatarken kullanırken acıyor. İşte WhatsAppitis hastasısınız o zaman siz. Öyle bir hastalık mı varmış? Şarjsız kaldığı için kimseyle iletişim kuramayanlara da plagomani teşhisi konuldu. Şarjsız kalınca ne oluyor? Telefon çalışmıyor, kafayı üşütüyor millet. Selfie, Türkçe karşılığı öz çekim. Her gün binlerce poz kaydediliyor. Ancak dijital çağın bir hastalığı olarak kaydedildi. İsmi de selfitis. Feministiz ama bir de selfitis oldu. Doktora gitmeyip hastalığını internette arama rahatsızlığının adı siberhondriya. Doktorlar da kendilerine internetten teşhis koyan hastalardan bunalmış durumda. Şey olduğu zaman internetten bakıyoruz, acaba nedendir? Doktora gitmeden. Evet. Siberkondriya hastasısınız o zaman. Olabilir. Meclise sunum yapan Necdet Ünüvar bu hastalıklara karşı hem ailelere hem de eğitimcilere çağrıda bulundu. Anneleri ve öğretmenleri bizim dijital okuryazarlık noktasına bilinçlendirmemiz gerekiyor. İştah kesen ve kilo vermeye